Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim sorulu kelime meali çalışacağız. Yani kırık meal inşallah çalışmak istiyoruz. Daha önceki kelime meallerini de böylece tekrar pekiştirmek istiyoruz ve Fatiha suresiyle inşallah başlıyoruz. Birinci ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Fatiha suresinin birinci ayet-i kerimesi olarak çoğunlukla kabul edilmiş. Bir de her surenin başında besmele var. Elhamdülillahi Rabbil alemin e, mealini e, hatırlayalım. Hamd yani övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Fatiha suresi ikinci ayet-i kerime. Peki şimdi kelime kelime irdeleyelim. Elhamdu hamd övgü baştaki eliflam takısı belirli manas veriyor yani bilinen bütün hamdler övgüler yalnızca kime aittir yalnızca kimindir veya sadece kime mahsustur cevap olarak lillahi lillahi yani yalnızca Allah'a mahsustur Allah'a aittir evet onun sıfatı nedir o nasıl bilinir cevap olarak ne diyeceğiz cevabımızda. Rabbil alemin. Evet. O e, alemlerin e, Rabbidir. Terbiye edicisidir, rızık vericisidir, e, yasa e, koyucusudur e, dedik. Peki. E, üçüncü ayet-i kerime. er rahim Evet. O e, Rahman ve Rahim'dir. Besmele'deki Rahman ve Rahim hani tekrar e, geliyordu burada. Fatiha suresinin üçüncü ayeti kerimesi. Ve e, tekrar e, soruyoruz. Onun e sıfatı başka e, nedir? E, evet, sıfatı başka nedir? Cevap olarak e, er Rahman. O e, Rahman'dır. Yani yeryüzündeki e, herkese a, bu e, alemdeki herkese merhametlidir. E yine tekrar soruyoruz. Onun e, sıfatı başka e, nedir? E, ve e, cevap olarak da e, er Rahmanir Rahim. E, o e, Rahim'dir. Ee, yani e, yarın e, mahşer e, gününde e, kendisine e, inananlara e, rahmeti e, boldur. Peki, maliki yevmiddin. Dördüncü ayet-i kerime, din gününün e, malikidir, e, sahibidir. Fatiha suresi 4. E, ve e, buradaki e, ilk e, kelimemiz e, malikidir ve e, sorumuz da şu şekilde. Onun sıfatı başka e, nedir? Cevap olarak o sahibidir, mülkü elinde olandır, malikidir. Neyin sahibidir, neyin mülkü onundur ve cevap olarak da ne diyor? Yavmid din, din gününün sahibi odur. Yani ahiret gününün, kıyamet gününün veya ceza gününün sahibidir. Buradaki din Ceza demek. Ceza nedir? Karşılık. İyyâ kenâ abudu ve iyyâ keneste'în. Beşinci ayet-i kerime. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. E, evet, Fatiha suresi beşinci ayet-i kerime. Ve e, o halde biz e, ne yaparız? E, bakın soruyoruz. Biz ne yaparız, ne yapıyoruz, ne yapmamız e, gerekir? İyyâ ke abudu. Yalnızca sana kulluk ederiz. İyâke öne geçmiş yalnızca sana manasında. Ne'abudu kulluk ederiz. E, ve e, yine e, tekrar soruyoruz. Yine e, biz ne yaparız? E, kulluk ederiz. Bununla beraber ne yaparız? E, cevap olarak da e, ve iyâke nesta'in ve biz e, bakın başa iyâke yine geldi. Yalnızca senden yardım dileriz. İsti'ane neydi? Yardım e, dilemek. 6. ayet-i kerime ehdina sıratal müsteqim. Ee, evet, e, bizi dost doğru yola e, ilet. Değil mi? Fatiha suresi 6. ayet-i kerime. E, ve sorumuz e, ne olabilir? E, senden e, istediğimiz e, nedir o zaman? E, yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz. Senden istediğimiz nedir? İhdina. Evet, bizi e, doğru yola eriştir. Yani Bizi hidayet kıl, bizi e, ilet. E, peki, e, tekrar e, soracağız. E, nasıl bir e, yola, nereye e, ilet, nereye hidayet kıl? Nasıl bir yola? Cevap olarak, esraat müstakim, dost doğru yola e, bizi hidayet kıl. Esraat, yol demekti. Müsteqim, dost doğru e, yola. Ve e, Fatiha suresinin 7. ayet-i e, kerimesini iki kısımda ele alacağız. Sıratı lezînen amte aleyhim. Hangi yol bu? Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. 7. ayet kirmen ilk kısmı. Ve burada bakın ne soracağız? O dost doğru yol nedir? O dost doğru yol. Evet cevap olarak sıratı o öyle bir yoldur ki yoluna yani o dost doğru yol neyin yoludur? ve nasıl bir e, yoldur? E, kimlerin e, yoludur veya o yol? E, cevap olarak da e, ne diyeceğiz? E, Ellezine en amte aleyhim. Yani kendilerine e, nimet verdiğin kimselerin e, yolu. E, aleyhim kendilerine e, demekti. En amte sen verdin. Gayril maudubi aleyhim ve dallin. Evet. <laughs> evet. Ve e, gazaba e, uğramışların ve sapkınların yoluna değil. E, 7 ayet-i kirmenin son kısmı. E, ve ne diyoruz? Kimlerin yoluna e, değil diye soruyoruz. E, cevap e, olarak e, ne diyor? Gayril mağdubi aleyhim. Yani kendilerine e, gazap edilenlerin, gazaba uğratılmış kimselerin yoluna değil. Ki tefsirler... Onu Yahudiler olarak söylemiş. Yine kimlerin yoluna değil e, ve e, devamında e, bakın e, Yani e, dalalete düşmüş, yoldan e, sapmışların, yani Hristiyanların yoluna e, değil. Evet, Bakara suresine e, geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. E, ve e, Bakara suresi 286. ayet-i kerime. Tabii ki baştaki besmele Bakara Suresi'nin ilk ayeti değil. Bakara Suresi'nin ilk ayeti e, nedir? Elif la, mim. Evet Elif la, mimdir. Ve bununla ilgili e, şöyle bilgilerimizi e, kısaca hatırlayalım. Bakara Suresi'nin birinci ayeti i kerimesi. E, biz e, bu e, harfleri ne olarak okuyoruz? Hurufu mukatta. Bunlar bağımsız ve ayrı harfler anlamında. Huruf-u Mukatta diye anılmıştır. 29 surenin başında yer alırlar. Evet kısa bir bilgi hatırladık. Huruf-u Mukatta diyoruz. Zalikel kitabu la raybe fi. Evet ikinci ayet-i ilk kısmı. Ee, bu kitap ki kendisinde hiçbir e, şüphe yoktur. Peki şöyle e, ibareleri irdeleyelim. Zalikel <laughs> kitabu. İşte bu e, kitap Bakın bu kitap dedik. Zalikel kitabı. Baştaki dâlike ile işaret ediliyor. İşte bu kitap. Peki nasıl bir kitaptır diye soruyoruz. Ve cevabında ise ne okuyoruz? La raybe fi İçinde veya kendisinde rayb olmayan. Rayb neydi? Şüphe. Şüphe olmayan bir kitaptır. Kendisine hiçbir şüphe yoktur. Veya içinde yoktur. Hudan lil muttaqin. Evet, Bu e, kitap takva sahiplerine hidayettir. Yani yol göstericidir. Bakara suresinin e, ikinci ayet kelimesinin devamını okuduk. Evet yine nasıl bir kitaptır diye e, sorduk. Nasıl bir kitaptır o kitap? E, ve e, cevap olarak huden. O kitap hidayettir veya e, işte doğru yola e, ileticidir. Yol e, göstericidir. Burada huden bakın mastar olarak gelmiş ama ismi fail manasında. E, peki e, kimlere yol göstericidir? E, kimleri e, doğru yola e, ileticidir? Lil mütteqin, takva e, sahiplerini. Yani e, Allah'tan e, korkan, Allah'tan sakınan e, kimseleri doğru yola e, ileticidir. الذين bil gaybi. evet onlar ki yani o takva sahipleri ki gayba iman ederler. Peki e, burada şöyle ibareleri ele alırsak ve önce sorursa, soralım. O takva sahiplerin özellikleri e, nelerdir? E, kimdir o takva sahipleri? Elledeyne yu'minune. Evet onlar ki iman ederler veya iman eden e, kimselerdir, e, o takva sahipleri. E, peki e, yine soruyoruz, e, neye e, iman ederler, e, neye e, inanırlar o takva sahipleri? Bu bir harfiyle gelecek, bil gaybi, e, gayba iman ederler. Yani ahirete iman ederler, öldükten sonrasına iman ederler, görmedikleri meleklere, İman ederler. Allahu Teala'ya iman ederler. Ve yuqimun salate. Ve onlar ne yaparlar? Namazı ikame ederler. Yani dosdoğru kılarlar. Bakara suresinin 3. ayet kelimesinin devamını okuduk. Ee, peki e, yine soruyoruz. Yine ne yapar o takva sahipleri? E, nedir onların e, bir diğer e, yaptığı şey? Yuqimune. Evet onlar ikame ederler. İkame etmek aslında ayağa kaldırmak demekti. Yani dosdoğru e, kılarlar. E, peki e, neyi diye soracağız? E, neyi ikame ederler? Neyi ayağa kaldırırlar veya neyi dosdoğru kılarlar? E, cevabımız ise e, as salat diye okuyoruz. Yani eee namazı e, dosdoğru kılarlar. Namazı ikame e, ederler. Aynı ayet kerimenin Bakın son ibaresi ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yani Allah yolunda harcarlar. Peki neyi soralım o zaman ve hangi şeyden onlar infak ederler? Burada öne alınmış ve dolayısıyla ve mimma razaknahum kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden e, paradan sıhhatten vakitten e, velhasıl hasıl e, her türlü nimetten. Peki e, o rızıklandırdığımız şeylerden ne yaparlar? E, cevap olarak e, ne diyeceğiz? Ne okuyacağız? Yunfikun. <laughs> yani evet, onlar ondan infak ederler. Allah yolunda e, o rızıktan e, harcamada bulunurlar. Ee, yine dördüncü e, ayet-i kerimenin e, ilk kısmı وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Ve onlar sana indirilene iman ederler. Dördüncü ayet-i kerime ilk kısmı. E, ve yine o takva e, sahiplerinin özelliği e, nedir? Veya bir diğer e, özelliği. Veya onlar yine ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ Onlar yine... İman ederler. Yani e, gayba e, iman ettikleri gibi e, iman ederler. Neye e, bir de iman ederler? Bima unzile, inzal olunana. E, o, buradaki bima o şeye manasında, o indirilen şeye yani kitaba, Kur'an'a iman ederler. Kime indirilene? İleyke. E, evet sana indirilene e, iman ederler. Sana indirilen bu kitaba iman ederler ve ma unzile min qablike ayet-i kerimenin devamı ve senden önce indirilene iman ederler. Dördüncü ayet-i kerimenin ikinci kısmı yine soruyoruz ve neye iman ederler onlar veya hangi kitaplara başka? Ve unzile indirilene yine. Buradaki ma indirilen o şeye manasında ve o indirilen şeye yine ne zaman indirilen o şeye e, min kablike senden önce indirilen o şeylere yani o diğer e, kitaplara e, işte tahrif edilmemiş haliyle Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e iman ederler. Ve bil ahiratuhum yuqinun ve onlar e, yine e, ahirete de yakinen iman ederler. Yani kesin bir şekilde e, iman ederler. Ee, ve e, sorumuz, ve yine neye iman eder onlar? Neye e, inanırlar? İman, e, bir harfiyle beraber geliyor dedik. Ve bil ahirati. Evet, onlar ahiret gününe, e, ahirete iman ederler. Dolayısıyla hesaba, amel defterine, sırata, cennete, cehenneme iman ederler. Ve nasıl iman ederler? Ve onlar, yakinen, e, tam, kesin, şüphesiz, e, iman ederler. Yakini bir imanla e, iman ederler. Ulaike ala huden min rabbihim. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Doğru yol e, üzeredirler. Bakın beşinci e, ayet-i kerime ilk kısmı. Ulaike e, işte onlar ne e, üzeredirler. E bakın işte onlar ne üzeredirler ve Cevap olarak ne okuyoruz? Ula iki ala huden. İşte onlar bir hidayet üzeredirler. Doğru yol e, üzeredirler. E, i̇şte e, o kimseler. E, peki e, sorumuz ne olabilir? E, kimin katından bir hidayet e, üzeredirler? Bu hidayet kimdendir? E, Bu doğru yolu onlara kim vermiştir? Min rabbihim. Evet. E, Rablerinden e, bir hidayet üzeredirler. Veya Rableri katından bir Hidayet üzeredirler. E, ve devamında ise ve ulaike işte onlar hümül müflihun. İflah olanların yani kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Evet. Kurtuluş erenlerin ta kendileridir. E, burada yine ve ulaike e, bu tekrar e, geldi. E, işte e, onlar manasında ismi işaretti. İşte onlar e, kimlerdir? Bu özelliklere sahip olanlar, bu takva sahipleri, muflihun. الْمُفْلِحُونَ Yani iflah olanların ta kendileridir. Kurtuluşa erenlerin ta kendileridirler. Evet, burada kalıyoruz. İnşallah devam edeceğiz diğer sayfayla. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.